Siyer dergisi ve Siyer yayınları hakkındaki iddialara cevap vermeyecek misiniz? Aslında vermeyecektim. Çünkü vermememin çok haklı nedenleri var. Öncelikle yapılan eleştiriler, tenkitler, daha doğru ifadeyle karalamalar, iftiralar, temelsiz herhangi bir ilmi reddiyeye dayanarak ya da reddiye ahlakı dediğimiz işte önceki derslerimizde ya da videolarımızda değindiğimiz usule usluba uymadığı için böyle şeylere cevap verme sorumluluğunu hissetmiyordum hissetmiyordum kendimde. Çünkü ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki karşımızdaki bazı kardeşlerimiz editör nedir ya bilmiyorlar ya da bilmemek bilmemeye getiriyorlar. Hakemli dergi nedir ya bunu bilmiyorlar ya da bilmeme gibi bir hale büründürüyorlar. Kör hakem sistemi nedir? akademik yayın nedir? Yani ya bunları bilmiyorlar ya da bile bile bazı şeyleri farklı bir noktaya taşımaya çalışıyorlar. Yoksa gerçekten ilmi bir reddiye olsa, ilmi bir tenkit olsa, ilmi reddiye ahlakına uygun bir biçimde bazı şeyler dillendirilse, elbette cevaplar verilir. Şimdiye kadar birçok şey de verdik. Bundan sonra da veririz ama bazı dostlarımız, arkadaşlarımız hocalarımız artık belli şeyler biraz daha insanların zihin dünyasına, gözlerine, nazarlarına takılınca böyle bir açıklamanın yapılmasını uygun gördüler. Bana da bu noktada bazı işte telkinlerde bulundular. Ben de onların ricalarına uyarak aslında bu açıklamayı size biraz olsun yapmaya çalışacağım. Hani ne kadar fayda verecek? Gerçekten bazı kardeşlerimiz bu söylediklerimden ne alacaklar bilmiyorum ama şöyle bir hakikat var mesela bu kadarını söylememe müsaade edin. İlk işte bu tenkitler, eleştiriler ya da karalamalar, karam, karalamalar Hazreti Muaviye ile Hazreti Amr İbni As üzerinden başladı. Biz de aradan birkaç hafta geçtikten sonra onunla ilgili bir video yayınladık. Şimdi o video yayınlandı da orada söylediğimiz şeyler üzerinden herhangi bir değerlendirme gördünüz mü? Yok. Yani o mesele kapandı. Bu sefer Siyer Araştırmaları dergisindeki bazı yayınlar üzerinden başladı meseleler, tartışmalar. Çünkü mesele aslında üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Ama bazı kardeşlerimizin unuttuğu bir hakikat var ki bağcının da bir Rabbi var ya, bir Rabbi var. Bakın ben iki haftadır umredeydim bu son günlerde. Ben o arkadaşlarımızı, o kardeşlerimizi ne beddua ettim ne başka bir şey söyledim. Allah'a havale ettim. Kabe'nin Rabbine havale ettim. Rabbim nasıl biliyorsa öyle yapsın. Çünkü bu kadar bu memleketin derdi varken, bu kadar bu ümmetin derdi varken çok rahat bir biçimde gelip bizimle konuşup, bizimle bu meseleleri istişare edip varsa bazı sıkıntılar bunları bizzat bize söyleyebilecek insanlar bunu yapmayıp da bunları sosyal medya platformlarına taşımaları, hele hele vaaz kürsülerine taşımaları, reddiye yapıyorum diye ilgili ilgisiz insanların dünyasına, işte nazarlarına bu meseleleri düşürmeleri gerçekten insaf ve ahlak ölçülerine uymayacak şeyler. Ama ne yapalım yani bu noktada çok da yapacak bir şey yok. Allah hepimizin hallerini ıslah eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu vesileyle birkaç şeyi siz kardeşlerimin dünyasına, nazarlarına, insaflarına bırakmak istiyorum artık kim ne kadarını anlayabilirse. Siyer Vakfı 2010 yılında faaliyetlerine, hizmetlerine başlayan bir vakıf. Aynen 2010 yılında yine vakfın bir ticari teşebbüsü olarak Siyer Yayınları kuruldu ve Siyer Yayınları o günden bugüne kadar birçok işte çalışmayı yayınladı yayınlanmaya da devam ediyor. Ekim 2016'da da 16'da da 3 tane dergi çıkardık. Ben o dergileri de göstermek istiyorum size. Bir Siyer Çocuk dergisi çıkardık böyle 3 ayda bir yayınlanan şu bir önceki sayı bu da son sayı. Bir de Siyer Aktüel dergisi çıkardık. Bu da yine 3 ayda bir çıkıyor. Mesela böyle özel konularla işte bu konu salih amel konusu, işte burada mesela diyelim ki insanla alakalı bir sayı var. Bir de tarihle alakalı özel bir sayı çıktı. En son da bu sağlıkla alakalı. Bunlar genele hitap eden dergiler. Dolayısıyla genele hitap, hitap eden dergilerde biraz daha geneli ilgilendiren, halkın her kesimini, insanımızın her kesimini ilgilendiren tartışma oluşturmayacak, biraz da vakfın genel anlamda, düşüncelerini yansıtan yazılardan oluşuyor. Çünkü insanların tamamına hitap ettiği için böyle bir şeyi gözetiyoruz. Bir de şöyle bir dergimiz var, Siyer Araştırmaları dergisi. Hakemli, akademik bir dergi. Bu 6 ayda bir çıkıyor. Genelde 5-6 tane ilmi makale yayınlanıyor. Kör hakem sistemiyle hakemlere gönderilip o ilmi kriterler çerçevesine değerlendirilerek işte yayınlanan makalelerden oluşuyor. Bunlar da dediğimiz gibi 6 ayda bir çıkıyor. Şimdi bu derginin genel anlamda okuyucu kitlesi akademik insanlardan oluşuyor. Ya ilahiyat ve daha üst işte yüksek lisans, doktora yapan kardeşlerimiz, hocalarımız ya da daha yukarısı siyer alanında işte araştırmalar yapan, bu konuda belli bir altyapısı olan insanların okudukları bir dergi. Yani bunlar Umuma hitap eden dergiler değil, ismi de üzerinde, içeriği de belli akademik yayınlar. Şimdi bu yayınların bu ayrımını gözetmeden kalkıp eğer bir değerlendirme yaparsak yanlış bir değerlendirme yapmış oluruz ve gerçekten çarpıtırız bazı şeyleri insaf sınırları içerisinde değerlendirmemiş oluruz. İşte onun için ben bunun bir nazarlara verilmesini istedim. Şimdi yayın evimiz Siyer Yayınları. 2010 yılından bu tarafa bakın 744 tane eser yayınlamış benim güzel kardeşlerim. Biz genel anlamda da yayın evinde de böyle bir tasnif yapıyoruz aslında. Çocuk eserlerimiz var yani çocuklarımıza hitap eden kitaplarımız var, çalışmalarımız var. Genele hitap eden çalışmalarımız var ki genele hitap eden çalışmalarımızın büyük bir kısmı siyer ve sahabe efendilerimizin hayatlarından oluşuyor. Bir de akademik yayınlar var. Şimdi akademik yayınlarda biz farklı amaçlar taşıdığımız için akademik dünya ile daha farklı bir biçimde, belli bir zeminde çalışmalar yapmak, ortak bazı projeler yürütmek böyle bir amaç taşıdığımız için ve akademik çalışmalarda genele hitap etmeyip lokal bir kitleye hitap ettiği için ilgili insanlarla alakadar olduğu için o yayınların içeriklerinde biz diğeri gibi farklı bir şey taşıdık. Yani normal kitleye hitap eden gibi davranmadık. Bu bilen bile, bilen bile, bilenin bilebileceği bir şey. Mesela biz daha birkaç sene önce 25 kitaptan oluşan ve ta 1970'lerden itibaren ilahiyat fakültelerimizde siyer ve İslam tarihiyle alakalı makalelerin toparlandığı ve editörlüğünü Adnan Demircan hocamızın yaptığı Asr-ı Saadet Dünyası diye bir seri çıkardık. 25 kitap. Neredeyse 400'e yakın makale var o kitapların içerisinde. Yani bu kitapların içerisinde. Şimdi biz burada yayınlanan bütün makalelerle aynı mı düşünüyoruz? Biz o düşünceleri mi taşıyoruz? Böyle bir itham haklı bir itham olabilir mi? Mesela bu makale kitaplarını ben de ilahiyat Fakültesinde okuyan 3. 4. sınıf ya da daha ileri düzeyde yüksek lisansla doktora olan talebelerimize bazen ben de okutuyorum. Şimdi o talebelerimiz de hatırlayacaklardır. Biz orada okurken de o makalelerin birçoğuna katılmadığımızı, o fikirleri paylaşmadığımızı onlarla müzakereli olarak konuşuyoruz. Çünkü onlar işi bilen yapıları olan insanlar olduğu için bu tarz şeyleri rahat bir biçimde konuşabiliyoruz. Genele umuma hitap eden bir özelliği olmadığı için de biraz daha rahatız. Mesela bir örnek vereyim işte son dönemlerde de tartışma konusu olduğu için. Mesela bu makale kitapları içerisinde Süleyman Çelebi'nin Mevlidi ile alakalı farklı farklı muhtevada olan makaleler var. Bir akademisyen hocamız diyelim ki Mevlid'in Kur'ani anlamda bazı ayetlerle uyuşmadığını iddia ediyor ve onun üzerinde bir makale yazıyor. Ama bir başka hocamız Mevlid-i Nebi'nin Kur'ani dayanakları deyip Kur'anla uyum arz eden mesajlarını nazara veriyor. Dolayısıyla akademik dergilerde, akademik kitaplarda böyle şeylerin olması çok normal. Yani aynı konu hakkında belki farklı farklı içerikte olan makaleleri de görmek mümkün. Mesela burada işte diyelim ki her sayıda 5-6 tane ilmi makale yayınlanıyor. Gerçekten çok önemli makaleler de yayınlandı ama kesinlikle bizim fikren düşünce olarak kabul etmeyeceğimiz asla o düşüncede olmadığımız makaleler de yayınlandı. Biz bunlardan hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman bunlara niye böyledir diye bir şey de yapmadık. Zaten böyle ol olması mümkün değil. O zaman hakemli dergi statüsünden çıkmış olur. Eğer sadece siz aynı düşüncede, aynı fikriyatta olan şeyleri yayınlanma noktasında bir çabanız olsa bu derginin içeriği bu derginin genel anlamdaki işte muhtevası farklı bir noktaya gelmiş olacak. Dolayısıyla ilmi makalelerde, ilmi dergilerde, özellikle hakemli dergilerde böyle bir şey söz konusu. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Mesela Hazreti Muaviye ile alakalı çok ciddi eleştiriler yaptı bazı kardeşlerimiz. Bu kitabı gördüler mi bilmiyorum ama netice itibariyle eleştiri yaparken de her boyutuyla bunların incelenmesi gerekmiyor mu incelenmesi yapılmıyor mu bakın Hazreti Muaviye ile alakalı en kapsamlı akademik çalışmalardan bir tanesini Siyer Yayınları yayınlandı. İşte Büyük Fetih Müslümanları ve rivayetleri ve Hazreti Muaviye ve hadisçiliği Hazreti Muaviye'nin rivayet ettiği 150 tane hadis burada değerlendirildi. Yine akademik dünyayla bizim Çalışmalarımız bundan bunlarla sınırlı değil. Bir sürü çalışma yapıyoruz. Ana kaynakları da biliyorsunuz Türkçe'ye tercüme ediyoruz. İbn Sad'ın Tabakatı gibi işte şu anda yakın bir zamanda sizinle buluşan vefa vefaül Vefası gibi, yakın bir zamanda buluşacak olan Süheyl'inin Ravdül Unfu gibi ve yine İbn Hişam'ın Arapçasıyla beraber neşredilecek çok özel bir nusası o da yakın zamanda sizinle buluşacak ve daha neler neler. Mesela yine yakın bir zamanda sizinle buluşan Hazreti Urve'den başlayıp Urve İbn Zübeyir'den Ez-Zurkani'ye kadar devam eden 40 tane siyer müellifinin ki bunun bütün işte yazarları akademik dünyadaki hocalarımızdan oluşuyor. Böyle bir çalışma. Dolayısıyla şimdi bizi bu konuda farklı bir biçimde itham altında bırakan ya da hiçbir şekilde diğerlerini dikkate almayıp sadece seçme bir iki tane makale üzerinden değerlendirme yapıp işte Siyer Vakfı'nın fikri böyledir, Siyer Vakfı şöyle yapıyor diye ithamlarda bulunmak haksız bir yaklaşım olur böyle bir yaklaşıma alet olmamak, bu meseledeki bu ayrımı fark ederek değerlendirmelerde bulunmak insaflı bir yaklaşım olacaktır. Onun için de ben kardeşlerimizi bu noktada bir bilgilendirmek istedim. Çok şey söyledir, bir sürü başka şeyler de söylenebilir ama fazlaca bu konuyla alakalı sizi meşgul etmek istemiyorum ama beş tane önemli noktaya bu vesileyle bir dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Birincisi benim güzel kardeşlerim bakın Siyer yayınlarının 744 yayını içerisinde bir tek Şii kaynak, Şii eser yoktur. Siyer yayınları Şii kaynaklar, eserler basıyor demek inanın ki iftiradır ve bu ağır bir ithamdır ve gerçekten bu iftiranın bedeli çok ağır olacaktır. Onun için kardeşlerimizi bu konuda ben uyarıyorum böyle bir dedikoduya böyle bir iftiraya kapılmasınlar ve temelsiz bir şeyleri burada konuşup da kendilerini yarın Allah katında vebalde bırakacak şeyler üstlenmesinler. İkincisi bakın yayın evimizde çeşitli çalışmalarda bizlerle beraber proje yürüten birçok editörümüz ve hocalarımız oldu. Bunların hiçbiri bizim çalışanlarımız değil. Bu hocalarımızı bu akademisyen olan hocalarımızı Siyer Vakfı'nın iki numarası 3 numarası gibi işte ifadelerle itham etmek böyle isnat etmek seviyesiz bir ithamdır ve bundan da uzak durmak gerekir. Yani burada bakın o kadar zor ki bunları söylemek yani ne kadar insan zorlanarak bunları ifade edebiliyor ama ne yazık ki bazı kardeşlerimiz çok rahat bunları konuşabiliyorlar. E bu hocalarımız Siyer Vakfı'nın çalışanları değil. Her birinin kendi özel çalışmaları da var. Mesela bir hocamız kendi özel çalışmaları içerisinde farklı çalışmalara da imza atmışsa o özel çalışmalarını da Siyer Vakfı'nın yayınlarıymış gibi takdim etmek ya da Siyer Vakfı da aynı düşünceleri taşıyor diye lanse etmek dediğimiz gibi yine insaf sınırlarına uymayacak işte ithamlardır. Onun için bunlardan da uzak durmak gerekir. Üçüncüsü akademik yayınları ve akademik dergileri ve o dergilerde yayınlanan işte bazı makaleleri vaaz kürsülerine taşımak doğru bir usul, doğru bir uslup değildir. Eğer burada yap, yazılmış çalışmalara, yani yayınlanmış diyelim ki makalelere itirazlar varsa, tenkitler varsa ki, tabii ki yapılabilir. Biz de yapıyoruz. Yani kendi yayınladıklarımızın aslında itirazlarını yapıyoruz. Yani yapmıyor değiliz bunları. Bilen bilir bunları. Yapıyoruz. Olur ki dışarıdan bir kardeşimiz de bu akademik yayınlarda, akademik dergilerde yayınlanan bir makaleye karşı bir reddiye yapacaksa bunun yeri inanın ki sosyal medya platformları ya da vaaz kürsüleri değil yine bu dergide yayınlanmak üzere gönderilecek ilmi makalelerdir. İlmi kriterlere uygun bir biçimde hakemlere gönderilen ve hakemlerin onayından geçen o yayınlar burada yayınlanır. Onun için Siyer Araştırmaları Dergisi'nin tek bir bu manada bir şeyi yok. İlle de şu düzeyde yazılar gelecek. Şu çizgide olan yayınlar yayınlanacak. Onun dışındakiler yayınlanmayacak diye bir şey asla mümkün değil. Böyle bir şey zaten yok. Zaten dikkatlice okuyan birisi de aradaki farklılıkları göreceklerdir. Dördüncüsü, Siyer Vakfı bir cemaat vakfı değil, bir mekteptir. Böyle olduğu için gerek yayınlarını, gerek kürsülerini alanında uzman olan tüm hocalarımıza açmaktadır. Yazılarını yayınladığı veya kürsülerinde yer verdiği her hocaya bizim gibi düşün, bizim gibi konuş deme durumunu asla sergilemez. Böyle bir şeyi zaten mümkün değil, böyle bir şeyi de doğru bulmaz. Hür düşünceye inanır, fikirden korkmaz ama kendi düşüncesini topluma deklare eder. Şimdi ben Siyer Vakfı'nın görünen yüzüyüm. Başka kardeşlerimiz, hocalarımız da var. Ama netice itibariyle benim söylediklerim Siyer Vakfı'nı bağlar. Çünkü görünen yüzü benim ve ben vakfı bir yönüyle temsil eden birisi olarak konuşuyorum. 37 yıl boyunca da bakın kürsülerdeyim bir başka vesileyle bunu söyledim. 40'a yakın kitabı olan bir kardeşinizim yazdıklarım ortada konuştuklarım ortada. Mucize konusunda konuştuklarım ortada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin konumuyla alakalı konuştuklarım ortada. Efendimizin bizzat kendisinin mucizeleriyle alakalı konuştuklarım, yazdıklarım ortada. Hazreti İsa'nın nüzülüyle alakalı konuştuklarım, yazdıklarım ortada ve daha nice meseleler yani. Şimdi buradan başka hocalarımızın yazdıklarını özellikle dediğim gibi akademik bir dergide yazılan bir yazıyı hatta yazan hocanın ismini bile zikretmeden hiçbir şekilde onu bile anmadan oradan işte Siyer Vakfı'na ya da Muhammed Emin Yıldırım'a işte vurmak için ya da onu karalamak için toplumunda işte onun itibarını ya da güvenini sarsmak için bu noktadaki yapılan açıklamaların yani ben ehli insafa havale ediyorum başka hiçbir şey söylemiyorum. Beşincisi Siyer Vakfı her geçen gün artan çatışma zemininden uzak durmaya gayret eder. Medrese ilahiyat, mezhep, meşrep, ekol, mektep çatışmalarını gereksiz görür. Elinden geldiğince uzlaşma ve müzakere kültürünü yaşatmaya çalışır. E bunu da bilen bilir mesela. Yıllarca biz akademik dünyayla bir sürü ortak projeler yürüttük. Mesela beş tane önemli çalıştay yaptık. O çalıştaylarda çok önemli 5 ayrı konuyu ele aldık ve bunu ilgili makamlara, ilgili insanlara deklere ettik. Mesela 5 yıl süren Siyer Mektebi diye bir proje yürüttük burada. Her sene 23 ders, üçünü ben yapıyordum. 20 tanesini farklı hocalarımız yapıyordu. 5 sene 100 hoca burada vakfın kürsüsünden konuştular. Farklı farklı şeyler konuştular. Onlar başka şeyler söyledi. E biz en sonda üç dersimizde kendi düşüncemizi onların da düşüncelerine saygı göstererek asla bir çatışma zemini oluşturmadık ama biz böyle inanıyoruz. Biz böyle kabul ediyoruz. Biz böyle kabul ettiğimiz için bunu topluma deklere ediyoruz diyerek bunu söyledik insanlara. Yine bir sürü çalışma devam ettireceğiz. İşte biraz önce söylediğim gibi bu Siyer'in öncüleri mesela çalışması Urve bin Zübeyir'den başlayıp Zurkaniye kadar 40 tane siyere öncülük yapmış hocalarımızın işte hayatlarını konu alan çalışmalar ve daha neler neler. Şimdi burada özellikle akademik çalışmalarda cımbızlama bir iki tane makaleyi çekerek o makaleler üzerinden fırtınalar koparmak, o makaleler üzerinden ithamlar etme, ithamlarda bulunmak, karalamalarda bulunmak. Memleketin bu kadar derdi varken bu dertlerin üzerinden çözüm yolları aranacağına başka şeyler oluşturup var olan çatışmayı derinleştirme adına bir şeyler yapmak bize hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Onun için ben sadece bazı kardeşlerimizin ricası talebi üzerine bu sözleri sizlerle paylaşmış oldum. Umuyorum ki inşallah en azından zihinlerde oluşan bazı sıkıntıların giderilmesine vesile olsun ve Allah hepimize bütün ehli imanı ayırmadan kayırmadan ben bütün hepsine mesela bazı kardeşlerimiz işte bu yanlış propagandalardan dolayı zihin dünyalarında biraz farklı şeyler oluştu ama ben onlara da çok çok dua ediyorum. İnşallah hepimizi Allah selamete eriştirsin ve bizi hakikatinden ayırmasın. Son nefesimize kadar da razı ve memnun olacağı şekillerde bizim amel etmemizi, hayır yollarında koşturmamızı bizlere nasip eylesin. Son olarak diyorum ki kardeşlerimize bakın bir mahkemeye gideceğiz. O mahkeme çok büyük bir mahkeme. O mahkemenin hakimi de şahidi de Allah. Burada belki biz kendi taraftarlarımızı farklı bir biçimde telkinatlarla bir yere çekebiliriz. Ne maksatla yapıyoruz bilmiyorum bu ithamları karalamaları ama her neyse yarın öbür gün Allah'ın huzurunda hepimiz birer birer hesap vereceğiz. O gün orada birbirimizin hakkını ve hukukunu çiğnemiş bir vaziyette o mahkemede mahcup duruma düşmeyelim. Ne yaparsak yapalım usulüne, ilkelere, ilmin izzetine, ahlaka uygun olarak yapalım. Birbirimizi uyaracaksak da bu ilkeler çerçevesinde uyaralım. Çünkü nihayetinde o hesapta Mahcup olmak var o hesapta, pişman olmak var. Allah o büyük hesapta bizi mahcup olanlardan eylemesin.